kadar önemli bir olayı sadece dünyada benim fark etmem imkansız. Birilerinin mutlaka bu konuda bilgisi olması gerekir. Tabii onlarla işbirliği içinde değillerse. Kanka, internet üzerinden öyle bir şey buldum ki inanamazsın. Acil buluşmamız lazım. Yarın matematik sınavında çıkacak sorularım mı yoksa? Hayır oğlum ya, daha önemli oğlum, hayati bir şey. Bu hafta sonu sayısal loto çekilişinde çıkacak sayıları mı buldun yoksa? Hayır. O zaman Coca-Cola'nın çok gizli tarifini buldum. Of. Ben sana insanlık tarihini etkileyecek hayati bir şey buldum diyorum. Sen bana Coca-Cola'nın tarifi diyorsun ya. Kanka, yoksa internetten zaman makinesinin nasıl yapıldığına dair planlarımı buldun? Zaman makinesiyle geleceğe gider, sınavda çıkacak soruları alır, geri geçmişe dönür. Süper ya. Zaman makinesini bulsak sınav sorularını mı alacağız Allah aşkına ya? Biraz vizyonlu ol. Kanka söyle o zaman sen de ya. Telefonda söyleyemem, dinliyor olabilirler. Her zaman buluştuğumuz parkta buluşalım, orada anlatırım. Olur ama ikisi 2 saat sonra gelebilirim. Tamam, 2 saat sonra her zamanki parkta. Efendim baba. Oğlum, odaya kapanıyorsun, çıkmıyorsun. Yüzünü gören cennettik. Salona gel de bir iki yüzünü görelim ya. Bir insan içine karış yavrum. Tamam baba, peki git, geliyorum ben de. Güneş yüzeyinde ard arda meydana gelen patlamalar bilim adamlarını endişelendiriyor. NASA tarafından kaydedilen iki güçlü patlama jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri... Güneşteki patlamalar doğal bir olay değil. Birileri tarafından yapılıyor. Bunun da muhabbeti hiç çekilmiyor ya. Tabi. Bu patlamalar uzaylılar tarafından yapılıyor. Ve de dünyadaki tüm iletişim altyapısına zarar vermek istiyorlar. Sonrasında da dünyayı ele geçirecekler. Ne oldu oğlum, sen ilaçlarını bıraktın herhalde yine? Baba, ilaçlarımı bırakmamla bu konunun bir alakası yok. Kafamda kurmuyorum bunları. Belli ki senin psikiyatriye gitme vaktin gelmiş yine. Uzaylılar dünyayı işgal ettiği zaman görüşürüz babacım. Ya oğlum, 2 dakika şu haberleri dinletmedin ya. Car car konuşup duruyorsun. Dersin falan yok mu? Git odana sen hadi. Ya baba, salona gel, insan içine çık diye sen beni çağırmadın mı? Hadi yürü odana. Çok konuşma. Çıkmaman gerekiyormuş demek ki. Kanka, apar topar beni buraya çağırdın. İnşallah vereceğin haber çok önemlidir. Kanka, uzayla alakalı araştırmalar yapıyordum ya. Uzaylıların dünyaya saldırmakla ilgili hazırlık yaptığını buldum. Kanka, sen ilaçları bıraktın mı yine? Neden herkes bana aynı şeyi söyleyip duruyor? İlaçları bıraktım ama iyiyim. Bunun ilaçlarla bir alakası yok. Dünyaya uzaylılar saldıracak diyorum. Kanka, en son beni buraya çağırıp sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor dediğinde bana peşinde FBI ajanlarının olduğunu ve seni Amerika'ya kaçırmak istediklerini söylemiştin. Ve o gece bütün mahalleyi birbirine katıp 2 ay akıl hastanesinde kalmıştın. Ben sadece senin için endişeleniyorum, o kadar. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ve ben iyiyim, tamam mı? Ayrıca yalan da söylemiyorum. O gün geldiğinde herkes benden özür dileyecek. Merhaba memur bey, kolay gelsin. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Memur bey, ben uzaylı ihbarında bulunmak istiyordum. Demek karakolumuza uzaylı ihbarında bulunmak istiyorsunuz. Bu uzaylılar tam olarak hangi suçu işledi? Hırsızlık mı yaptı? Yok, hırsızlık yapmadı. Peki uzaylılar mahallenizde taşkınlık mı çıkarttı? Yok, hayır memur bey. Peki birilerini mi taciz ettiler? Yok memur bey, aslında daha dünyaya gelmediler. Şimdi polis karakoluna gelmişsiniz ama ortada bir suç yoksa ben size nasıl yardımcı olabilirim? Ayrıca etrafınıza bir bakın. Karakolumuzda hava savunma sistemi falan bir şeyler görebiliyor musunuz? Sanki dünyadakiler yetmiyormuş gibi bir de başımıza uzaylı çıkartıyorsun. Aynen haklısınız memur bey. Özür dilerim, benim hatam. Merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Muhtar bey, mahallemizi ilgilendiren çok önemli bir olay var. Onu sizinle paylaşmak için geldim. Sokağınızın yolları mı kötü? Yok, hayır, o değil. Kaldırımları kötü o zaman. Yok, o da değil. Sokağınızdan çöpler mi alınmıyor? Yok, o da değil muhtar bey. Mahallemiz uzaylılar tarafından işgal edilecek. Yapma ya. Vay anasını. Peki bana neden geldin? Uzaylılar adres değişikliği falan mı yaptırmak istiyor? Mahalle zaten Suriyelilerle doldu. Bir de uzaylıları bu mahalleye sokturtmam artık yani. Ben de onu diyorum muhtar bey, zaten mahallemize sokturtmamamız lazım.
sizin üst mevkilerde tanıdığınız vardır. Bu konuyu onlara açabilirsiniz belki. Onlar da işte askeri maskeri bir önlem alırlar en azından. Yani uzaylılarla ilgili bir konuyla ilgilenebilecek bir tanıdık. Aha, buldum. Benim dayı oğlu var. NASA'da çalışıyor. Oha, süper. Hemen bilgi vermeliyiz. Yani NASA'da derken NASA'nın yanında orada petrolde çalışıyor. Ama içeriye bilgi sızdırabilir. Yani o bilgi sızdırana kadar uzaylılar zaten dünyaya sızarlar. Ben o zaman başka bir yolunu bulmaya çalışayım Muhtar Bey. Sağ olun, teşekkürler ilginiz için. Müdür Bey merhaba. Merhaba, buyur Ahmetciğim. Müdür Bey, son umudum sizsiniz. Beni kimse dinlemiyor ve de anlamıyor. Hangi konuda Bilal'cim? Müdür Bey, dünyayı uzaylılar işgal edecek diyorum ama bana kimse inanmıyor. Dünyayı işte uzaylılar mı işgal edecek? Pardon ya, kusura bakma Bilal'cim, birden sinirim bozuldu. Tamam Bilal'cim, bu konuyu seninle detaylı bir şekilde konuşacağız, tamam mı? Yalnız bugün çok meşgulüm. Bugün Örümcek Adam'la Hulk çocuklarını okulumuza kayıt ettirmeye getirecek. Ama Örümcek Adam'la Hulk gerçek değil ki. Onlar çizgi roman kahramanı. Bilal'cim, uzaylılar ne kadar gerçekse Hulk ve Örümcek Adam da o kadar gerçek. Tamam Müdür Bey, anladım. Kimse bana inanmıyor. Herkes benim deli olduğumu düşünüyor. Ama sanırım haklılar. Müdür Bey, Bilal herkese dünyayı uzaylılar işgal edecek diye konuşuyormuş. Öğrenciler Bilal'in bu tavırlarından çok rahatsız oluyor. Sanırım Bilal yine ilaçlarını içmeyi bıraktı. Tamam Cevat Bey, bu konuyla ilgileneceğim. Bilal merhaba. Sen de kimsin? Bilal, benimle gelmen gerekiyor. Kim olduğumu yolda söylerim. Nereye gidiyoruz? Kendini daha iyi hissedebileceğin bir yere. Akıl hastanesine götüreceksiniz değil mi yine beni? Ben deli değilim. Bilal, sana kimse deli demiyor zaten. Orada kendini daha iyi hissedeceksin. Bu kadar. Hayır, gitmek istemiyorum. Beni götüremezsiniz. Bırak beni. Ben deli değilim. Uzaylılar gibi.